Biz bayağı el ele tutuşuyoruz. Ezgi'yi mi tuttu? Beni bırakmak istemiyor buralarda. Abi burada genellikle çoğunlukla seks işçileri Tayland'ın kuzeyindeki İsan bölgesinden, Kamboçya'dan, Laos'tan falan geliyor. Hocam oğlum. Hocam iş yap. Yani Tayland'da silah sahibi olmak çok da zor değil. Burada sonlandıralım. Beğeniyorum. Abone olursanız seviniriz. O kadar hopluyorum ya. Kata plajına çok yakınız. Memleketimizden Alkan arkadaşımızın yanında kalıyoruz bu sefer. Burası kira veriyormuş 3+1. Bayağı büyük bir ev. Yani müstakil aynı zamanda. İkiz bina. 15 bin lira kira veriyormuş. Kata sahili. Sahili bayağı zenginlerin olduğu bir sahil olduğunu söyledi. Alkan. Evet, bakın şu yolu bitirip yolun ana yola geçtiğiniz zaman fiyatlar 1/3'üne iniyor arkadaşlar. Ya bu bir de turistik bir zaman değil yani. Turistik zamanda bunu 2 katlıyormuş. Bayağı pahalı aslında. Türkiye gibi şu anda burada fiyatlar. Giderken çamaşır makinelerini gördük. Giysileri yıkamak 10 dolar yazıyor. Uhu. Burada var baht kullanılıyor arkadaşlar. Pahalı pahalı yerler. Tam turistik tüket gerçekten. Bir oda en aşağı 400 baht. Yani turist sezonunda düşünün 800 bin baht evet, falan. Evet bayağı pahalı. Katanoy sahiline gidiyoruz. Burada hep yürüdüğümüz yol boyunca resort oteller var, hosteller var. Bayağı lüks. Katanoy plajımıza geldik. Dün Kata plajındaydık akşam. Bugün de Katanoy'u sonra Patong'a geçeceğiz. Ama ilk önce Kato plajını görün. Kata değil mi? Kata evet. Hep evet. Ezgi'ye soruyorum ben artık ya. Kata plajı. Kata plajına geçelim şimdi. Phuket'teyiz. Kata sahile geldik. Gördüğünüz insanlar buraya güneş batımına izlemeye, fotoğraf çekmeye geliyorlar. Biz çok yorgunuz. 8 saat yoldan geldik Krabi'den. Ama mutluyuz. Her şey çok güzel. Çünkü su soğuk. Gökhan gelme diyor. Gelme, huzurumu bozma. Beni güneş batımıyla yalnız bırak diyor Gökhan. Evet, aslında çekilmek istememişti ama şu anda hiç konuşacak durumda değilim. Burası bayağı küçük bir sahilmiş ya. Ama şey Brezilya sahillerini anımsatıyor değil mi Ezgi? Evet, gerçekten anımsatıyor. Söylemiştim ben. Hissediyorum dedim, hissediyorum. Burada da kırmızı bayraklar var. Yani tehlikeli bölge. Dikkat edin diyorlar. Zaten tsunami bölgesi yazıp duruyor arkadaş. Ben nereden kaçacağım tsunami'den? Ya şu tarafta şezlong kiralıyorlar. Sadece gölgelik alan burası. Burası da halk plajı diyebiliriz. Böyle halk plajına can kurban. Aslında bu plaj sörfçüler için çok uygun plajmış da. Plajmış. Biz sörfçü değiliz. Abi Kasım'da Nisan arasındaymış ya. Biz şu anda turistik sezonda değiliz. İyi ki de turistik sezonda değiliz. Buralar böyle tıktım tıktım oluyormuş. Yani Avrupalılarla kaynıyor. Yani ama normalde öğrendiğimiz bilgiye göre %80'ini Ruslar oluşturuyormuş. Böyle online falan çalışıyorlarmış. Online deyince akla başka şeyler geliyor gerçi ama. İş adamları bunlar. İş adamları, iş kadınları. İşte buradan online çalışıyorlar. Denizlerine giriyorlar. Çoğu Rus. Ben de sordum nasıl yerlere karşı yaklaşımları nasıl bu Avrupalı turistlerin? Çünkü buraya geliyorlar plajlarda kendilerini çekiyorlar böyle. Her yerde akşam üzeri gelin millet telefonunu almış kendi çekiyor. Biz de o kervana dahil olduk ama çok kötü davranıyorlarmış. Yani zaten bize geri dönüş Taylandlılardan çok sert oluyor. Yani otobüs şoförlerinden tutun bilmem nesi kadar bir etki tepki olayını hissediyorsunuz yani. Evet. Adamlar direkt sert bir şekilde tepki gösteriyorlar. Çünkü Avrupalılar böyle burnu havalı bayağı sağlam eziyorlarmış yani Taylandlıları. Girdik denizimize sonra Patong gece hayatı. Bugün çok disco. Ezgi'nin diskosu asıl bu sefer geldi evet. Ezgi kahve içmeye giderken disco diyor. Pek ona göre değil bu gece hayatı ama yine disco dedi bakalım akşam ne yaşayacağız yani. İnsanlarla güzel sohbet ediyorum onu da seviyorum ben. Ladyboylarla nasıl sohbet edeceğini ben merak ediyorum Ezgi'nin. Ladyboylar çok önündeki amca mesela kas yapmış ama bir orantısız yürüyemiyor şu an bacakları kapanmıyor. Patong gecesine hazırız. Bizi... Çorabımı giyemedim daha. Daha giyemedim taksi bekliyor çünkü karşıda. Evet, hangisi? Tayland'da Phuket'e gelen arkadaşların çektiği, gösterdiği ilk şey Tayland'da gece hayatı, Phuket'te gece hayatı ve bu cadde. Ve seks turizmi. Aynen. Bunun bir tarihi var, geçmişi var. Neden oldu, neden başladı, nasıl gelişti? Kısacık anlatalım. Çok kısa olmayacak ya. Bu bölüm falan bunlardan ibaret olacak ama. Uzuncacık anlatalım. Phuket'in gece hayatının aktığı Patong sahilindeyiz. Birazdan biz de geceleri akacağız. Ufaktan başladık. Biz de müziği bastırmaya çalışıyoruz ki telif hakkı şey olmasın. Sahilden çıkalım bakalım. Çıktın mı? Çıkıyorum.
çıkamadı. Müzikten Ezgi çıkamadı. Artık. 1905'e kadar burada kölelik varmış. Ondan sonraki zamanda bu kölelik 1905'te kaldırılınca yani köle kadınlar ne yapsın? Ne iş yapacaklar bu insanlar? Çalışacaklar. Osmanlıların cariyeleri gibi kölelikte de işte cariyeler varmış. Hatta birçok erkek birçok kadınla beraber olurken bu köle kadınları da işlerini alıyormuş. 1908'de de yani sadece 3 sene sonra köleliğin kaldırılmasından fuhuş yasallaştırılıyor. 1908'de yasallaştırılan ciddi bir seks turizminden bahsediyoruz aslında. Patong yazısı gözüktü. Burası ışıl ışıl ya. Yani fazla elektrik vermişler buraya. Patlıyor. Yol boyunca karanlık da her yer. Evet, bunları binmek lazım ya. Burada içeceksin, ondan sonra bunları bineceksin. Dinlemeyin. Dinlemeyin, klip attı. Mariana dükkanları. Biz bayağı el ele tutuşuyoruz. Ezgi elimi tuttu. Beni bırakmak istemiyor buralarda. Direkt Moulin Rouge kırmızı değirmen yapılmış oraya. Kylie Minogue burada. Arkadaşlar saat 10.30 gibi, o yüzden daha hareketli değil, yavaş yavaş başlıyor, yeni başlıyor. Abi, 2. Dünya Savaşı sırasında işgalci Japon erkeklerine hizmet vermek için genel evler ve mutlu sonlu masaj salonları açılıyor. Savaştan sonra bu İngilizler ve Hint orduları da bu hizmetten faydalanıyorlar. Yani bu birinci aşama. Bir de sonra ikinci aşama var, Vietnam Savaşı. Yani bu 55 ile 75 yıllar arasında falan dönemde. Amerika askerleri Tayland'ı üst olarak kullanıyor. Dinlenme ve eğlence tesisleri sunma ülkeye önemli bir gelir kazandırıyor. Yani fahişelerin sayısı 57'de 20 binden 64'te 4 milyon civarına çıkıyor. Of abi, bu acayip bir rakam yani, bu seks endüstrisinin böyle temelinde yani. Sonra 60'da yasa çıkıyor ve fuhuş yasa dışı hale getiriliyor. Taylandların sakin olması ve silah. İlginç ikili aslında. Bir arkadaşım şöyle bir şey anlattı. Hikayeye göre birisi bir arabaya otostop çekiyor. Araba otostopçuyu alıyor ve diyor ki otostopçu, Taylandlılar nasıl bu kadar sakinler? İşte trafikte, hayatta nasıl bu kadar sakinler? Şoför de diyor ki gel sana göstereyim nasıl sakin olduklarını deyip arkadan silah çıkarıyor. Sıralamaya bakınca da dünyada en fazla silah bulunduran 15. ülke Tayland gözüküyor ve silahlı saldırılarda en fazla ölüm oranı da Tayland'da 15. sırada. Yani bu ikisi de 15. sırada olması enteresan. Tabii birçok kaynakta bu sıralama değişiyor olabilir. Güneydoğu Asya'da da 2. sıradaymış. Yani silahla vurularak öldürülme oranları. İlk sırada kim var? Filipinler. Filipinler varmış. Yani Tayland'da silah sahibi olmak çok da zor değil. Burada sonlandıralım. Üçüncü aşamaya geçelim. 73'te bir petrol krizi oluyor ya. Yani bundan etkilenenler Türkiye'de etkilenmişti bundan. Tayland'da etkileniyor. Çünkü petrole bağımlı ülkeler. O yüzden 73'te petrol krizinden sonra köyden şehre bir göç başlıyor. Ve fuhuş Bangkok'ta tavan yapıyor. Yani işte bu dönemlerde hippie akımları oluyor. Ucuzluktan dolayı ve turizm de artıyor yani. Abi, burada genellikle çoğunlukla seks işçileri Tayland'ın kuzeyindeki İsan bölgesinden, Kamboçya'dan, Laos'tan falan geliyor. Yani sayıları resmi rakamlarla tam bilinmese de 200 bine yakın bir seks işçisi çalıştırılıyormuş burada. Yani Tayland'ın nüfusu bu arada 72 milyon. Yani 200 bin bayağı yüksek bir rakam. Hocam bu. Hocam disk yap. Sıra nargilede. Nargile kafeler burada yasal değil Tayland'da. Siz de biliyorsunuzdur. Nargile 2014'te komşu ülke Kamboçya'nın nargileyi yasaklamasına hemen sonra Tayland'da da yasaklanmış. Evet, elektronik sigara da yasak. Yani bence bu daha çok
turistik yerlerde böyle cazibe haline getirmenin bir parçasıymış gibi geliyor yani. Çünkü Phuket'te çok fazla nargile kafe görmeseniz bile bazı bölgelerde nargile kafe var. Böyle karanlık perdelerin arkasında veya işte siyah camların dibinde, olmadı, arkasında. gizli saklı. Yani bu gizli saklı olunca da cazibesi artıyor. İşte turistler, genellikle Arap turistler, işte buraları daha çok hoşlanıyor. Yani hani abi burası zaten şey yani, Sin City. Yani günahlar şehri. Burası günahlar ülkesi abi. Bu arada arkamızda da pomponlu bir çocuk çıktı. O nereden çıktı üstünde abi? Üstünde bornoz var. Bilmiyorum artık. Ezgi kameradan çekse arka taraftan göstereceğim de o kameranın ortasında olmak istiyor Ezgi. Hayır, çok komik. Hareket edemedim. Bir sendeledim, ördek gibi çıktı. Bak ağzında pro var. Ne yapıyor içeride acaba abi? Burası da Patong'dan uzak biraz şu anda. Nargile'ye baraku deniyor. Baraku ve e-sigaranın yasaklanmasına, yani nargilenin yasaklanmasına neden olarak da kalp rahatsızlıklarını artırabileceğini öne sürüyorlar. Yağmur başladı. O yüzden herkes şeyler... Abi çok yanlış sezonda geldik ya. Nereye gidiyorsun? Şuraya sorarsanız seks işçiliği yasal değil. Evlerine ekmek götürebildikleri için bazı aileler fuhuşun tecavüz vakalarını azalttığına dair söylemleri falan var hatta yani genel olarak ama fuhuşun Tayland'ın sosyal dokusunun bir parçası olduğuna inanan kitle çoğunlukta. Yani bu aslında kendini kandırma yöntemi denilebilir yani. Güney Amerika'dan farklı biraz daha boyun eğen bir coğrafya görüyoruz aslında ama kızamıyorsunuz abi. Taylandlıları da kızamıyorsunuz yani çok sakinler adamlar yani. Yani işin özeti burada seks endüstrisinden, seks turizminden bahsediyorsak tek kullanımlık insanlardan bahsediyormuşuz gibi geliyor bana. Abi biliyorsunuz yani Tayland'da insanların %95'i Budizm'e inanıyor. Yani dinleri Budizm. Yani hani bütün keyfi şeylerden, bütün dünyevi hayattaki dünyevi şeylerden kaçan bir Budizm ve seks endüstrisi. Şimdi hadi Buda'nın olduğu yere çıkalım. Buda'ya çıkacağız bugün. Buda'nın büyük heykeli varmış. Biz başka bir yol, yani turistlerin gitmediği bir yolla, şu yokuşa bakın ya. Evet. Başka bir yolla gidiyoruz da şöyle devam edeceğiz. Sağlıklı arkadaşlar. Bol yürüyüş, yanında meyve var, gösteremiyorum. Gökhan gitmiyor ayaklar. Aşırı dik burası. Şu an sanki düz gibi gözüküyor. Çok dik arkadaşlar. Çamurlu bir patikaymış. Evet. Dün yağmur yağdığı için. Patikada çamurlu. Bir tane turist gördük. Sevindik yani. Hani sadece yol varmış yani. Evet. Ta. Big Buda'ya giden yol. Küçük bir kulübe. Küçük bir sandalye. Küçük bir bar. Küçük bir Gökhan diyeceğim. Büyük bir Gökhan. Bu sezon böyle şu anda çok yoğun bir turist akını yok. Ama işte biz de şeyi konuşuyorduk ya. Burada bu National Park'ları veya alanların dönüşümünü. Yani buradan yerleri çıkartıyorlar aslında. Yani böyle bir alan oluşturman için yerleri çıkartman gerekiyor. Bu orman alanları. Şimdi Buda'ya çıkacağız şimdi. İşte Güney Amerika'da bolca gördüğümüz bu kollarını açan İsa. Bunlar da Buda yapmışlar. Bunlar işte eko turizmin. Yani eskiden kitle turizmi varmış. Sonra eko turizmle beraber işte bu bölgede özellikle 90'lardan sonra Tayland'a dahil her yerde işte turistlerin yerli halkla beraber iç içe geçebileceği, doğayla uyum sağlayabileceği alanlar yapılıyor. Ama bunların çok büyük zararları var arkadaşlar. Yani hem insanına, buranın yereline zararı var. Hem resifleri azaltıyor, hem ormanları kesip tarlaları bina yapıyorlar tarlaları. Pirinç tarlalarını bina yapıyorlar. Aha, buradan tırmanmak için ip yapmışlar. Bak mesela, bu turistik taraf. Biz Ecuador'da ne yollardan geçmiştik ya. Burası küçük bir tırmanma yolu, hiçbir şey yok burada. Çok basit yani, ona rağmen ip koymuşlar. Ben de yaralandım bari. Rahat oldu çıkış. Ne yapıyorsun? Düşüyordum. Pardon.
Niye pardon dedim bilmiyorum. Sanki yardım etmem gerekiyormuş gibi hissettim ama. Bu yolda iki yalnız kurduz beraber yürüyen. İyi misin Ezgi'cim? İyiyim Gökhan'cığım. Bir dakika. Az kaldı. Çok yoruldum. Su içerken. Kaç metre Gökhan? Bilmiyorum. Tırtılın bayağı böylesi. Pembe ayaklı. Ne haber? Sana geliyor Gökhan kameraya doğru. Hadi bakalım. İçiyoruz su. İçtiğimiz su olduğu gibi çıkıyor. Abi kantar içinde yani... kaldık. Şu tişörtün haline bakın. Güney Doğu Asya'da olmazsa olmaz kauçuk ağaçları. Görüldüğü üzere bayağı kauçuk. Bunlar kullanılıyor mu? Su olmuş gerçi işleri de. Malezya'da bize bir hikaye anlattılar. Kolonizasyon öncesi yani İngiliz askerleri işte palmiye ağaçlarını Malezya'da kesip yerine kauçuk ağaçları koymuş. Kauçuk ağaçları Malezya'da daha çok İngilizler tarafından dikilmiş. İşte İngiliz askerlerin diğer düşmanları görebilmek için kullandıkları bir şeymiş. ATV kafilesi geçiyor. Bunlar da Avrupalılarımız. Gerçi Avrupalı değil pek ya bunlar. Evet arkadaşlar ben paçaları falan sıvadım. İyice Kezban köylü kızı modundayım. Çok sıcak. Çünkü tapınağı da kısa giyemiyorsunuz. Bakın biz böyle yürürken turistler ATV ile motosiklet ile falan çıkıyor son model. Son model. Öyle son işte. Model ATV. Kıskanma, kıskanma. Ne haber Gökuş? İyidir. Yani fena değil manzara. Fena değil. Abi manzaraya bakar mısınız? Muhteşem, cennet gibi burası. Aslında bu cennet kelimesi de böyle batılı toplumların burada turizmi kolonyal hale getirmek için yaptıkları bir numara. Ya bizim de dediğimiz oldu bu arada cennet gibi. Dur Gökhan yavaştan gel. Adalara gitmemiz lazım asıl manzara için. Evet, adalara gidince biz de deriz. Burada turistik olmayan bir adada uzun süre kalmayı düşünüyoruz. Evet. Orada daha rahat edeceğiz. Burası şey ya hani kültürel yozlaşmanın olduğu bir yer. Turizm olduğu zaman kültürel yozlaşmadan kaçamazsınız. Bu da bu arada saçı gözüküyor budanın. Topuzu gözüküyor. Abi yürüyüş yolu yok. Geçemiyoruz sağdan. Soldan gidiyoruz bakalım. Ezgi dikkat etmiş. Burada da yer yok. Buradan da arkadan araba geliyor. Yürümeyi sevenler. Haklarınız için savaşın diyormuşum. Yani bir yaya geçidi istiyoruz. Buradan yetkilileri duyurulur. Phuket'te yaya yolu. Çıkarken bu yolda. Aynen. İp yapmayı biliyorsunuz ama. Bu gelen güzel bir çift. Elbise falan giymiş. Güzel aşağı misiniz? Aşağı kadar kendilerine tutabileceklerini, direnç gösterebileceklerini sanmıyorum. Sonları taksi bunların. Evet burada üzerinizi örtmek için işte size şal vesaire satıyorlar. Şallar 150 baht. 150 bahtsan başlıyor evet. Bir de tabii ki olmazsa olmaz bağış kutusu. Minnak koymuşlar ama içeride bayağı vardır onlardan. Ya dünyayı kazanıyorlarmış dünyayı. Yani uf ne paralar mesela dönüyor. Burada kıyafet hepsi para bunların. İşinde Gökhoş'cum. Gökhan yapabilir misin? Denemek ister misiniz? Bilmiyorum. Gökhan gongu deniyor ama elleri terli bence şu an. Çünkü bastırmıyorsun bile çok. Ya Gökhan eli terli diye oldu. Yapacağımdan emindim. Hadi Çinli oldu. Bir adam yapamadı ama çok şey mahcup oldu ya. Yapamıyorum, niye yapamıyorum? Ya ağladı bayağı. Evet şimdi Buda'ya çıkalım. Ben çıkıyorum. İlk round tamamlandı. İkinci round. Buda. 45 metre bu Buda. Buda 45 metre bu Buda. Buda. Ve 130 şey ton. 135 ton. 135 tonmuş. Kendisi. İşte. Bir de mermerden yapılmış. Bu da. Bol paralar dökülmüş yani. İşte bütün kahramanlar gibi bir dönüşüm aşaması var Buda'nın da. İmparator babasını reddediyor, çıkıyor yollara arkadaş. Sonra geri döndüğü yer tabii ki yine
kahraman eğer geri dönmezse köyüne veya işte Budizm yaymak için, o zaman şımarık olarak adlandırılır. Yani bir ruhani bir yolculuktan sonra bir geri dönüş olması lazım kendi özüne, yani kaybetmeden. Ama merak edenler Buda'nın yolculuğunu, Hermann Hesse'nin çok güzel Siddhartha diye bir kitabı var. Siddhartha Buda'nın adlarından biri. Çok beğenmiştik biz. Buda'nın yolculuğu. Ben Narcissan Goldman'ı seviyorum. Orada da bir kişi vardı. Narcissan Goldman'da bir sanatçı, bir de din adamı üzerinden bir devam eden bir hikaye örgüsü vardı. Herkes fotoğraf çekiyor işte burada. Şöyle bir manzara var. Burada da Buda var. Evet, 7 dakikada mutluluk meditasyonu. Bakın ilk başta şöyle, hazır mısınız? Hazırız. Sonra elini böyle yapıyor arkadaş. Sonra böyle yapıyor. Sonra böyle derken bayağı bunu yapın mutlu olun. Tapınak var zannetmiştik. Büyük bir ticaret. Evet, her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar, bunlar ticari kapılar. İşte büyük fotoğraf çekilme alanları oluşturuyorlar, sonra çekiliyorlar. Ama tapınaklara girdiğinizde, yani ben gerçekten tapınaklarda çok rahat hissediyorum, huzurlu hissediyorum. Burası öyle değil. Bildiğiniz kocaman bir Buda heykeli. Oturmuş böyle arkadaş. Burada hala inşaat bitmemiş olan bölüm var. İç tarafına giriş yapamıyoruz zaten. Hala inşaat halinde. Ne kadar inşaatmış. Ooo, bir şantiye. Ne yapacaklar? Burayı tapınak yapacaklar o zaman. Evet, aynen. Arkadaşlar burada böyle koymuşlar Buda'nın altında Budizm'i benimseyenleri. Buraya işte Richard Gere koymuşlar. Jennifer Lopez i̇şte var. Yok, Budizm'in felsefesi Jennifer Lopez. Jennifer Lopez'in burada ne işi var? Evet, burada David Beckham da var. Ya Budizm'in diğer dinlerden farkı, hani bunun misyoner olarak yayılmaması ama aslında arka tarafta bir misyonerlik de var yani. Bunları buraya koymaları da zaten. Böyle dünya starlarını. Keşişler var. Maskeli keşiş. Bunlar para alıyorlar mı acaba? Yani keşişler para alıyor. Keşişler para almıyor. Onun adı bağış aslında. Hayır abi. Yani bağış değil. Keşişler para alıyor. Evet, bağış. Öyle şey mi olur? Bağış diye şey yapıyorlar işte. Önünü evet. Kapatıyorlar. Ben fotoğraf çekilip para bırakmasam? Yanarsın, yanarsın. Ben şey koyayım ya. Sadece bir baht koyayım. Sen istersen mango sütüm var yanımızda, onu ver. Evet, o parayı attıktan sonra bu da sizi kusuyor. Daha doğrusu keşişler sizi kusuyor. Kafanıza bir şey vuruyorlar, kusuyorlar. Bu arada keşişlerde ben genelde çok dövme görmüyordum. Bu taraftaki keşişin vücudunda bayağı dövme var. Öf, beni sıkıyor onlar ya. Bu paranın döndüğü her şey beni sıkıyor. Filleri kullanıyorlar. Her yerde fil tişörtleri vesaire var. Bu arkadaşlar her yerde. You have loop, elephant? Thank you so much. Ya yavru bu çok tatlı. Sevmek lan paralı tabii yani. Değil mi, ne kadarmış? How much? Paralı bak. For what but get. 100 baht. Muzlarla beraber veriyorlar. Kesinlikle. No, without. No. Okay, just the video. No, cannot. Hayır, rezil. Cannot, okay. Bedava giriş yok. Bizim meyvelerimiz var arkadaş. Onların bir kilo meyveyi vereyim ben yavru. Kabul eder misin? Yaralarını mı istiyor? Ay. Ne sürüyor acaba? Ya yazık ya. Bunlara mesela bunların üstüne de çıkılıyor tabii. Evet, bir de dikenli bir sopaları var. Bunların evet. Kulaklarının arkasına şey yapıyorlar. Baksana burada tipi. Var mı? Burada da mı var? Bakışa bak ya. Ya merhaba. Evet, burada binek olarak kullanılan filler var. El yıkama yerleri yapmışlar ya buraya. Ne? Fille temastan sonra. Fille temastan sonra el yıkama operasyonları. Fil demin kızın saçını çekti yalnız. Üf diye içine böyle makarna gibi spagetti. Gökhan, fillerle el yıkamak nasıl bir duygu? Yani güzel. Ya arkadaşlar o kadar kısa ki zinciri, şu kadar bir zincir. Yani bu hayvana yazık. Tamam çok önünü tatlılar, fotoğraf, video falan çekilmek için geliyor insanlar. Biz de öyle ama bu biraz güneş yanığı olmuş. Benekleri var. Evet, Tiger Park'ımıza da geldik Ezgi'cim. 6'da kapanırmış Gökhoş. Saat kaç? Hemen bakalım. Saat 5 çeyrek geçiyor, iyi. Yani hayvanları sevmek için para verip girmeyeceğiz tabii ki. Ya zaten uyuşmuş kaplanların sevilse ne olacak, sevilmesin ne olacak abi. Hayvan ölmüş bitmiş yani. Hi. Information. Evet, bir ön yargılı girdik ama ücretsiz gibi gözüküyor. Sevmek yine ücreti de. Bakalım ne kadar yaklaşabileceğiz. Abi
Biz yani merak ettiğimiz şey gerçek kaplan. Bu nedir arkadaş? Kaplanlar üzerinden ticaret yapıyorlar işte. Filler üzerinden de yapıyorlar. Her şeyi ticaret. Hepsi kaplan. Beyaz kaplan, kahverengi, daha kahverengi. Leopar desenli elbiseler. Küçük kaplan sevmek isterseniz 900 baht. Medium, orta boy 900. İsterseniz büyük, isterseniz 1000. Yeni doğan isterseniz 1300 baht vermeniz gerekiyor. Paket servislerimiz var. Neymiş? Big, small, medium falan hep beraber bir arada sevmek isterseniz 1700 baht. Böyle böyle çıkıyor. Paket yapmışlar. Evet, buradan biletlerinizi alıyorsunuz. Hemen sonra şuraya geçiyorsunuz. Yani şurada ölmüş bir tane kaplan var mesela. Oraya içeri girip işte haberi bile yok hayvanı zaten, uykuda. Çekiyorsunuz fotoğraf. Burada var bir tane, kafasını kaldırmış gerçi buradaki de. Ya. Canım YouTube'da herkes yani göstermiştir yani bunları. Evet. Biz yeni olmadığımızı biliyoruz yani.